ayrıştırılır, kutuplaştırılır. Bir örneğini göstereyim ben size. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden insanın ağzından çıkan sözü kulağa duyacak. Ben konuşurken e, üç kez düşünüyorum, iki değil 3 kez düşünüyorum. Bir rencide olur mu acaba diye. Karıncayı dahi incitmemek lazım derken karınca o dahiden incinir. Niye bana dahi dedi acaba? Beni niye diğerlerinden ayırdı acaba diye. Bu kadar da hassas bir terazisi olması lazım kamuoyu önünde konuşan insanların. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Muhammed Kaynar Bektaşlar hakkında bir benzetme yaptı belediye meclisinde. Bir dinleyelim mi? Tahsislerle ilgili gelen talepte de... İBB Meclisi Ocak ayı oturumunda konu taşınmazların tahsisiydi. AKP ve MHP grubunun verdiği tahsis teklifi üzerine mecliste tartışma yaşandı. Grup adına söz alan AKP Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'ya eleştiri getireceği esnada bir benzetme yaptı. Tahsislerle ilgili gelen talepte de gelen talebi tamamını okumadı. Aynı bektaşların ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Kaynar'ın bektaşilerle ilgili sözleri üstüne salondan tepkiler yükselmeye başladı. Sosyal medya hesabından özür dileyen Kaynar, halk arasındaki bir fıkraya dikkat çektiğini söyledi. Kötü niyetli olmayan bir hataydı diye de ekledi. Kaynar'ın bektaşinin ayet okuması gibi yarısını okuyarak geçiştirmeye çalışıyorlar sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi. Kaynar'ın konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, ötekileştirme zihniyeti bugün İBB meclisinde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021 UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti dedi. Bir tepkide İBB Meclis CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi. Balyalı, halk ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlarımıza onlar fotoğraf çektirmek için bekliyorlar diyen zihniyet maalesef bugün de yeni bir skandala imza attı dedi. İBB AKP'li meclis üyesinin sözlerine bir de suç duyurusu geldi. İBB CHP meclis üyesi Nadir Ataman ve Cem Özbey, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, nefret ve ayrımcılık iddialarıyla Muhammed Kaynar hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte güçlüler, parasal olarak güçlüler, yıllarca güçlenmişler, ekonomi, e, ekonomik özgürlükleri ve güçleri var. Bu yapıyı karşıma almak istemiyorum. O yüzdendir suskunluğum dese anlayacağım. Demiyor da. Böyle orta yolda yorumlar yapanlar var. İşte çok üzgünüz ama bu konu siyasetin konusu değil. Ayrı ele almak lazım. Değil. Tam da siyasetin konusu. Bu gençlerin içine düşürüldüğü durum tam da siyasetin çözmesi gereken bir durum. Ama nerede durduğunuzla ilgili tabii siyaseten de. Bunu böylece adını koyalım. Herkes o üniversite öğrencileri kadar cesur olsa da sesini çıkartsa ya da şu çiftçiler kadar. E, derdinden şikayetçi olan çok. Hadi yerimden kalkayım hatta şehir değiştireyim, arabaya bineyim de Ankara'ya şu bakanlığın önüne gideyim diyen az sayıdaki çiftçinin eylemini önemsiyorum. Onu göstereceğim. Çok basit diyorlar ki mazota ÖTV, mazotta ÖTV kaldırılsın. Çok haklı bir talep. Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçları silinsin. Silinebiliyor. Müteahhitlerin borçları siliniyor mesela. Çiftçiye ucuz gübre desteği verilsin. Gücü yok mu devletin istese verir. Tüm Üretici Köylüler Sendikası. 2004'te kurulmuş. Ben ilk kez duydum bu eylemle isimlerini. O da benim ayıbım. Tüm Üretici Köylüler Sendikası'nın eylemiyle devam edelim. Ülkemiz tarımının en önemli sorunu tarımı yönetememe sorunudur. Tarım girdilerinden alabildiğine çok korkunç bir derecede yükselme var. 14 liraya şu anda mazot alıyoruz. Üretimi olmayan bir ülkenin sonu karanlıktır. Üreticiler Türkiye ekonomisinin bel kemiği. Kendi deyimleriyle bacasız fabrikalar ancak sıkıntıları büyük. Ve neredeyse bir yıldır sorunlarına çözüm aramak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yolunu aşındırıyorlar. 7 Ocak 2021 yılına yine buradaydık. Ama geçen bir yıl süre zarfında şunu gördük ki değişen bir şey olmadı. Üreticilere verilen sözlerin hiçbiri tutulmadığı gibi. Geçen bu süre, bir yıl süre zarfında şartlar aleyhimize daha da ağırlaştı. Bir yıldır sokaklardayız. Yani gerçekten biz, ya, biz yani insanlar şuraya imkansızlıktan gelemiyor. Değerli dostlar, bu bir faciadır. Bu bir fecaattır. Bugün bu çiftçimizin sesinin dinlenmesi gerekir. Koronavirüs pandemisi, kuraklık, ekonomik kriz derken üretici iyice zora düştü. Geliri azaldı, maliyetleri arttı. En sonunda tarım kredi kooperatiflerine ve bankalara sığındı. Ancak onda da umduğunu alamadı. Çiftçilerin kooperatifi olan borcu 172 milyarı buldu. Şu anda 175 milyar çiftçinin borcu var. Sizin verdiğiniz destek pul oldu pul. Bizi tarlaya götürmüyor traktörle. Döviz düştü, fiyatlar düştü diyeceklerdi ama biz bir aydır bu 20 günlük bir süreç içerisine bak gübrede, tarımsal ilaçta, tarımsal sulama elektriğinde, mazot örneğin mazotta buna benzer hiçbir düşüşün görmediği olmadığını görüyoruz. Gübre %500 arttı. Yemin çuvalına 25 lira zam geldi. Hal böyle olunca tarlalar gübresiz ekildi. Hayvanlar da kesime gönderildi. Borç yükünün altında ezilen çiftçiler hükümetin uyguladığı dışa bağımlı tarım politikasına da tepki gösterdi. Dünyada tarımda kendi kendine yeden 7 ülkeden biriydik. Ama şimdi bırakın yetmeyi. Her şeyi dışarıdan ithal eder durumda kaldık. Bizim girdi maliyetlerimizi düşürün. Mazottur, gübredir, ilaçtır, tohumdur. KDV, ÖTV alma ucuzlat, yarısını ver. Yarın ekmeği önümüzdeki süreçte bu hasat sonu döneminde satış noktalarında 10 liraya, 15 liraya görürsek hiç şaşırmayalım. Buradan Tarım Bakanlığı da ülkeyi yöneten hükümet de üreticiler olarak uyarıyoruz. Gidişiniz gidiş değil. Hükümet köklü bir çözüme gitmesi gerekiyor. Dışa bağımlı politikalardan vazgeçmesi gerekiyor. Yüzünü tarıma dönmesi gerekiyor. Yoksul çocukları, imkanı olmayan ailelerin çocukları insan sermayesi olarak görülür. O çok para kazanmayı hedefleyen, ticari şirket haline gelmiş olan, şirketleşmiş cemaatler, tarikatlar tarafından hangi zengin ailenin Anadolu'da çocuğu bu yurtlarda kalmaktadır. Soruyorum sadece. Yurt dışına okumaya gönderilmiyor mu? Zengin ailelerin devlette de görev yapan babaların, annelerin, çocukları yurt dışına bursla gönderilmiyor mu? Yurt dışında en lüks yerlerde kalıp okumuyorlar mı? Sonra yurt dışında üniversiteyi bitirince bir kısmı dönüyor, bir kısmı dönmüyor. Bu ülke, bu evet sınıfsal, bu da sınıfsal. Bu ülkenin yoksul ailelerinin üzerinden elinizi çekin. Bunu söylemek gerekiyor, adını koymak gerekiyor. Paradan söz edelim. Parasız dönmüyor. Bazı aileler parayı o kadar önemsiyor ki çocuklarını dahi göz görmüyor. Aileye de eleştiri yöneltmek gerekiyor. Aman aileyi koruyalım. Hayır, ailenin içinde neler olup bitiyor? Bunu da konuşulması lazım. Aile Bakanlığı var değil mi bu ülkede? TÜSİAD'a gitti, aile arasında konuştular. Bakan Nebati Gözlerinin içi ışıl ışıl olan Bakan Nebati bugün TÜSİAD yönetim kurulu başkanıyla uzun bir süre görüştü. Saatler sürdü görüşme. Ne konuştular? Destek olun bize dedi muhtemelen yakında çıkar zaten ne konuştuklarına dair belirtiler, emareler belirir. Bu kur garantili TL mevduat modeli sürekli revize ediliyor. 20 Aralık'ta açıklanmıştı. Çok da zaman geçmedi üzerinden. Daha bir ay geçmedi. Sürekli revize ediyorlar. Sisteme yönelik kapsam genişletildi bu kez. Bu sefer sistemden gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da yararlanabilecek. Şirket ve kurumların 31 Aralık tarihindeki döviz hesaplarıyla 28 Aralık tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı. Bu işlerden anlayan birine soracağız. garantili TL mevduatına bir değişiklik daha geldi. Resmi gazetede yayımlandı. Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında artık şirketler ve kurumlar da hesap açabilecek. E, yamalı bir bohça. Her, her tarafı kumaşın yırtılıyor ve yırtıldıkça oraya bir yama yapılıyor. Problem çok basit. Türkiye'de bir eee rezerv sorunu var. Şu an rezervlerimiz eksi 60 milyar dolardan daha fazla negatif bölgeye inmiş durumda. Kapsam genişletildi. Sermaye kesimine siz dövizde kalmayın aradaki farkı biz ödeyeceğiz denildi. Peki yük kimin omzuna yüklenecek? Aradaki farkı kim verecek? Dediğiniz gibi hazine verecek. E peki hazine kimden alacak bunu? Hazine şu an bu programı izleyenlerin cebinden alacak. Nasıl alacak hazine? İşte ocaktan beri yapılan zamlarla. ...garibandan alıp zengine bir şekilde bir transfer aracı bu. Kur korumalı mevduat türünü Ama buna rağmen ekonomiye güven olmadığı için... Dövizden TL'ye dönüş olmuyor. Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi. Gerçek kişiler 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlarsa 6 ay veya 1 yıl vadeli hesap açabilecek. Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesaplarıyla 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı. Hazine bunu e, borçlanma yoluyla bir şekilde alıp garibandan alacak zenginlere bu sermaye kesimine verecek. AKP